Dediğim gibi travmatik diye bile diyebileceğim. 2-0 öne geçer Fenerbahçe kendi sahasında. 2-2'ye gelir maç. Tekrar 3-2 öne geçer hı hı. ve son dakika uzatmalarda 3-3 ile İstanbul Spor'la 3-3 kalır. Evet. Çok zorlanır ve puan kaybeder. Evet. Çok zor geçeceğini düşündüğü Sivas maçına gider ve orada neler olur hocam? Bunu da senden dinleyelim. Sivas deplasmanına gider. Hocam Fenerbahçe aslında e, tuhaf bir başlangıç yaptı e, maça. Yani ara stoperlerin önünde, arkada dört oyuncu gözüküyor. Pardon Ama, kadroyu da alayım hocam. Evet bir daha söylersen. E, maçı anlatan arkadaşımız e, Özkan Öztürk çok, çok da başarılı. Özkan spikerdir. tabii. Futbolda çok iyi bilir. Uluslararası seviye bir e, spikerdir ben Hı -hı. çok beğenirim. Çok güzel tespit etti söyledi de fazla topu kullanırken dedi arkada uçlu. Yani, Ama benim bildiğim Fenerbahçe maçını anlatırken hep kazanıyor Fenerbahçe Tabii tabii öyle. Öyle tabii. derdi tabii. Güntekin olay derdi. Tabii galiba, Bir şey değil mi? var. <laughs> evet, totemi vardır yani <laughs> Fenerbahçelilerin. Evet, evet, Sözkan Öztürk anlatsın isterler. Evet. Ben de bazen kendisine takılırım. 3 puan yazıyoruz bak falan diye. <gülüyor> <gülüyor> arkada Serdar, Samet de Perez kaldılar. O eee evet. çizgiden orta sahaya yapışarak oynadı. Ama top rakibe geçtiğinde Fenerbahçe'nin 400 zincirini gördük oyunu kurarken ara stoperlere yardımcı olmaya çalıştı ama İrfan'ı ve Arda'yı topla buluşturamadılar. Sebep Rıza hocanın her yıl yaptığı gibi, her zaman yaptığı gibi ki sizin o da arkadaşınız siz futbol olarak için çok daha iyi biliyorsunuz. Ben dışarıdan biliyorum. Adam adama bir paylaşım vardı. Hocanın çok inandığı, güvendiği bu topu çok tutar adam adama Çok da tutar. Siyah spor böyle çok da başarılı çok temel bir futbol. tabii ki. Hmm, iki, iki işi İşi zorlaştırırsınız rakibe. Ama 17. 16. 17. dakikada George Jesus oyunu güzel okudu. Ne yaptı? Değiştirdi. Arda'yı e, şeyden omurgadan kenara getirdi. Daha rahat top alabilmesi için. Hı hı. O, orası biraz genişledi. O çizgiye bastı. Geriye geldi. Hani bi, biraz sahayı genişletti Arda. Daha rahat top alabildi. E, şey de İrfan da Ara aya çok yaklaştı ve iki tane pas seçeneği kaldı. Merkezde Çayışı, iki tane. Evet. Daha rahat kurmaya başladılar oyunu. 17. dakikadan sonra Fenerbahçe ciddi ciddi dengeledi. Bu arada Valencia'nın çok şanssız bir sakatı oldu. Geçmiş olsun tekrar kendisine. Bir şey al. yok değil mi hocam? Bir şey yok. Oğlum, ben, e, iyi olacak kendim değiştim. Kafa darbelerinden bakamıyorum. Korkuyoruz. 13. dakikada Rossi girdi yerine. Ee, ve Ross 22. dakikada bir solo gol attı. Yürüyor yürüyor... gitti. Nefis <laughs> bir gol attı. <laughs> evet. Şahane bir gol oldu. Cepheden deldi. Neden? O kadar cephe açık idi. Çünkü Sivasspor'un adam adamaları var yani. Dripling, adam adamının en büyük şeyi zaten evet. zafiyet hikayesi budur hocam. Evet. Dripling alanı alanı şey yapmazsın. Evet. Önemsemezsin evet. evet. çözer. Biraz sonra zaten bunu göstermeye çalışacağız. <laughs> Ondan sonra da Fenerbahçe takımı hiç puan kaybedeceğini hissettirmeden hiç öyle bir istifam oluşmadan kimsenin Aynen. kafasında bence son derece rahat bir galibiyet aldı. 3-0'a getirdi maçı. tane golünü gördük. Akıllıca oynadı. İlk devre çok kötü oynamıştı Ferdi. İkinci devre iyi top oynadı. Çok iyi direnç, fiziksel direnç koydu. Sivas Spor'a pek şans da vermediler. Bir iki tane cılız şey dışında. Sadece son dakikada gol oldu işte duran top ıı, devamında. Hı, hı Onun dışında Fenerbahçe gülüyor oynuyor. O zor deplasmanına çıkmayı başardı. Altın değerinde bir 3 puan aldı. Harikaydı. Ve yarışta güçlü kaldı. Tabii. 3 puan e, bu hafta tabii çok daha farklı tablolar da görebiliriz bu haftanın sonunda. Evet. Ve benim e, bir buçuk senedir falan herhalde söylüyorum hocam. Evet. Doğrudur, değildir, katılınır, katılınmaz. Ama benim penceremden ki bir İrfan Can Kahveci bakışım vardı benim. Kenarlarda alanları genişlettiğiniz anda İrfan'ı sıradanlaştırıp etkisizleşeceğini. Ama merkezde oynadığı zaman... İrfan'ın tarifi topla yaptığı işlerdir. İrfan'ın futbolcu tarifi. O topu da en çok buluştuğunuz zaman işe yarayacak bir oyuncu tipidir. Veya kendini anlatacak bir oyuncu tipidir. Merkezde ilk defa kullandı hocam gördünüz. Evet. Neredeyse beni de dinlendi. <laughs> Tabii dinledi, ki değil. Evet. Ama hoca da gördü artık belki de onu. Evet. Ve bence Fenerbahçe üst düzey bir takım olabilmesi için, üst düzey oyunlara gidebilmesini Arda İrfan ikisinin beraber kullanımı bir şekilde... Çok kaliteyi daha, arttırıyor. Evet, çok daha farklı bir kaliteyi getirebilir falan şeyi, perinbaşcığı takımında, oyununda. Buna katılır mısın? Bunun hakkında da görüşünü merak ediyorum. Bunu yüzde İrfan... yüz katılıyorum ve bazen şüpheleniyorum. Siz Fenerbahçe'ye taşındınız birkaç yıldır orada. <laughs> antrenmanlara gidiyorum ee, hocam. O gerçi zamandır da antrenman. siz böyle bir restoranda, balıkçıda falan George Jesus'la karşılaşıyorsunuz da ona İrfan konusunda baskı mı yapıyorsunuz? Yok ne iki yapıyorsunuz hafta, hafta evvel falan. Geçen hafta diye başlıyor. <laughs> geçen hafta oturma şansımız oldu. Söyledim ben kendisine. İrfan dedim orta sağda Hesabı kim ödedi hocam? Asıl mesele <laughs> o. Bilgiyi verdik artık. Görmüyorsunuz hesabı. Ya şöyle bir hakikaten hocam şey. Evet. İrfan Doğru kullanımda çok daha farklı futbolcu performansa gelebilir diye düşünüyorum hala. Ee, ama İrfan'a kızıyoruz. Kızıyoruz. Ee, tuhaf işler yapıyor sahada bazen. Hı -hı. Yani e, Hem yeteri kadar etki yapamıyor. Kalitesinin çok altında oynuyor. Çoğunlukla saçma sapan kırmızı kartlar... Yine, ee, yine bir kırmızı kartla eksik bıraktı. Olacak işler değil. değil bunlar yani. Şimdi şey diyecek izleyiciler. Ne yani İrfan uçtu kaçtı mı? Arda kötüydü yeteri kadar değil. Bakın o değil. değil. Bu ideal ikilinin ideal oyuna doğru gidişi olacak diye söylüyorum. Süreçtir. Kadro için söylüyorum. Süreçtir. Süreçti. Öyle bakarsın. Fenerbahçe'nin en etkili adamı Valencia çıktı. Oyuna giriyor 15 dakikada. Rossi attı golü yani Doğru. o değil. Bütüne bakmaktan bahsediyorum büyük resme. Doğru. Doğru. Evet hocam neler gösteriyorsun? Ben ha bir de şeyi soracağım. geride ee, Perez oynadı. Yani çok uzun bir süreden sonra bir fark yarattı mı veya o Perez'le ber beraber o dağılım, savunma organizasyonu bir şey değişti Bir ipucu buldum mu bu hocam? Gördünüz mü? Hocam üçlüden dörtlüye, dörtlüden üçlüye dönüşler daha çabuk, daha net, daha belirgin olabilir. E, Perez'in varlığında. Çünkü... E, Perez temelde bir stoper. Defansif orijinli bir oyuncu. Hı hı. Ama çizgide de kullanabiliyorsunuz ki... E, biraz sonra göstereceğiz. bir Net gol fırsatta yakaladı. Kendisine kalan bir pozisyon oldu. Ama savunma işleri de yaptı. Çok başarılı savunma işleri de yaptı. Yani e, çok yönlü bir oyuncu olması çizgide, kenarda. Yani gerektiğinde stoperleri sıkıştırıp... Bir üçüncü stoper gibi orada kalabilmesi, yüksek topa çıkabilmesi, didişmeyi seven vücut vücuda, göğüs göğüse oynayabilen bir oyuncu olması bir avantaj. Zaman zaman o ortalama temposuyla hücuma çıkıştırdı. Akıllı. Bu tip bekler bir devrede bir defa, iki defa bindirir. Peki, yani vızır vızır o sayı gibi, ferdi değil, gibi. Diye. Öyle gitmezler. Ama Ama her bindirmeleri de etkili olur. Biraz sonra göreceğiz. Çünkü bu oyuncular kendi çok çabuk olmadıklarını bildikleri için hızla, e, tempoyla çizgiyi kullanamayacaklarını bildikleri için bir devrede iki defa çıkar maksimum. O da alanı kontrol ederler, evet. o çıkarlar. Yani her şeyi koklar bakar. Varsa gerçekten iyi bir alan o zaman çıkar. Yoksa çıkmaz. Peki soru şu hocam. Bu Sivas maçı özelinde iyi bir oyunu muydu? Ben, Yoksa yürüdendim. buradaki, hani buradaki ipuçlarıyla son 5 haftayı buradan ipuçları çıkar mı? Beş Fenerbahçe oyununa. Hocam artık çıksın. Neden? Yani e, Lincoln Henrique oynadı Solbek. Evet. Alioski oynadı Solbek. Evet. Ferdi Kadıoğlu oynadı Solbek. E Osterwald oynadı sol bek. Zalai bile bir maçı iki maç işte gördük orada. Gördük. E Perez on... artık yeter yani. Orada o kadar o sen ne yap Sol'a gel. Bir öyle, öyle olmaz artık. ya bir, bir, de seni görelim olmaz artık bir karar. Tabii yerine karar artık. değil. artık deneyimle Jorge Jesus'ta karar, vermek zorunda. Evet. o sebeple ben artık Perez'in devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de İrfan'ın da orta sahada gerçi kırmızı kart gördü. Onu oynama şansı kalmadı haftaya ama. Evet. İsmail'in bir düşün... de bir sakatlığı olmuş. İsmail'in de varmış. Fenerbahçe ee... kimle oynadı bu hafta? Giresun'la deplasmanda. Ha Giresun de, depl abi deplasman deplasmandır. Hocam Giresun bazı avantajları var. Yani kümede kalma konusu. iki tane üç puanı cepte. Yani hmm. Hatay Gaziantep maçları. Ee, bu hafta kaybetti. Çok iyi futbol oynamasına rağmen İstanbul, kaybetti. İstanbulspor öne geçti değil mi? Evet. İstanbulspor'un da var. Evet. Şeyi. E, ee, Kasımpaşa'nın da bayı var. Evet. Artık hocam her hafta bir şey haftası ya. Tabii. Tamam. Sıkıntılı haftalar. Kaç kaç Ne oldu? Evet. Tamam. Soracağınız haftalar bunlar. Evet, Diyelim hocam gö gördüğün şeyleri lütfen paylaşırsan. <laughs>